أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعلينا أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه Bizleri yoktan var eden, ezelde ve ebedde var olan, sonsuz kudret sahibi olan, bütün noksanlıklardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif olan, bizlere İslam ve iman nimetini bahşeden, Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. İki cihanın serveri, alemlere rahmet, gönüllere safa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasında bizleri de dahil eylesin. İnsanların çoklarının dalalet, gaflet ve isyan içerisinde yaşadığı bu dünyada Rabbim cümlemize istikamet üzere müstakim bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Birileri günahla, haramla, isyanla, oyunla, eğlenceyle meşgul olurken Rabbim bizleri rızasına uygun işlerle, ilimle, irfanla, zikirle, ibadetle meşgul olan kullarından eylesin. Birileri dünya ve dünyalık için yaşarken Rabbim bize rızası için, ahiret için, cennet için yaşamayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak Regaib gecesinin şu gününde Şehrullah olan Recep-i Şerif ayının şu mübarek cuma vaktinde Kabe'nin, Beytullah'ın şubelerinden şu Beytullah, şu cami, mescit kubbesi altında bizi bir araya getirdiği gibi yarın kıyamet günü Ehlullah ile, dostlarıyla, sevdikleriyle Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında cümlemizi yar ve civar eylesin. Aziz müminler, değerli cemaat-i müslimi, geçen dersimizde, sohbetimizde acizane Hayber fethini konuşmuş idik. Bugün de yine peygamber ve sahabe sofrasında istifade etmeye çalışalım. Cenab-ı Hak bize rızasınca hüsnü ifade, cümlemize de bu anlattıklarımızdan istifadeler nasip eylesin. Hayber seferi tamamlanmış, Yahudiler mağlubiyet elde etmiş, İslam ve Müslümanlar bir zafer, büyük de bir ganimet elde etmişler. Dönüş hazırlıkları yapılmak üzere. Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kirama sordular. Ölen kalan kim? Yani şehidimiz var mı? Ne kadar şehidimiz var? Yani kayıp demeyelim çünkü Müslümanın kaybı olmaz. Ölüm bizim için kayıp değildir. Efendimiz Aleyhisselam'ın sorularına sahabe falan 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 şehit diye rapor verecekler. Efendimiz Aleyhisselam sahabenin o şehitler arasında zikrettiği listede biri var, ona itiraz edecek. Buyuracak ki falan, onu bu listeden çıkartın.
Hayber'de şehit olan sahabe arasında sahabenin şehit olarak görüp zikrettiği biri var. Efendimiz ona şerh düşecek. Hayır, onu ateşte, cehennemde yanarken gördüm buyuracak. Sahabe şaşıracak. Bizimle beraber buraya kadar gelmiş, sefere katılmış. Neticede cenk ederken cihatta şehit düşmüş. Biz buna şahitiz. Nasıl olur ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam buyuracaklar. Gidin, bakın, kıyafetinin, elbisesinin içerisinde bir şey bulacaksınız. Talimatını verip sahabe gelirler, bakarlar, elbisesinin içerisine bir kumaş parçası sıkıştırmış. Kumaş parçası. Yani savaşta elde edilecek olan ganimet, savaşa katılan mücahide taksim edilmeden, savaş bitmeden ganimetten payını heves etmiş, bir hırka olduğu da söyleniyor, kumaş parçası olduğu da söyleniyor. Ganimet malı henüz taksim edilmeden ganimetten bir hırkayı sırtına giyen, Allah yolunda cihad ederken ölen o kimseye ben onu ateşte gördüm diyecek Efendimiz. Allah Resulü böyle söyleyince henüz ganimet daha taksim edilmemiş, yanındaki sahabeden bir tanesinin başına koymuş olduğu o ganimet malından tabiri caizse şöyle bant gibi bir şey düşünün. Hoşuna gitmiş, almış, başına sarmış. Ganimetten haksız yere bir hırka giyenin şehitliğine engel olur. Onu ateşte gördüm derse Efendimiz, sahabe başındaki ganimet malını hemen fırlatır atar. Bir diğer sahabe ayağında terlik, ganimetten düşmanın ayağındaki terlikleri savaş bitmeden almış, ayağına giymiş. Sahabe peygamberi duyunca ayağındaki terlikleri fırlatır atar. Allah Resulü bir şeye dikkat çekiyor o gün. Ganimet ne demek? Kamuya ait, beytül male ait, devlete ait. Henüz sizin aranıza taksim edilmemiş. Devletin, kamunun, beytül malin, velev ki bir hırkasını, bir terliğini hakkın olmadan tarafına, zimmetine geçirirsen, Hayber'de Yahudiler tarafından öldürülen sahabe ordusuna iştirak eden biri de olsan, bu senin şehit olmanı engelleyecek bir durumdur. O gün o sahabenin ganimet malından, ki onun münafık olup olmadığı da farklı ifadeler var, mevzumuz değil ama bize lazım olan bilgi, bir hırka beytül malden haksız yere alınırsa alanın ateşte olmasına, şehit olmasına engel teşkil ediyorsa, bugün kamuda görev yapan, devlet imkanlarını kendi menfaatine kullanan, altına tahsis edilen makam arabasını kendi işlerinde kullanan, devlete ait olan masayı, bilgisayarı, klimayı, telefonu artırabilirsiniz. Devlete ait olan şeyleri kendi menfaati için kullanan, kamuya zarar veren, kamuya ait olanları birilerine, etrafına, çevresine nüfuzunu kullanarak peşkeş çeken bugünkü anlayışı Allah Resulü Aleyhisselam bugün yaşasaydı nasıl tebliğ ederdi, takdiri size bırakıyorum. Meselenin ehemmiyeti anlaşılsın diye Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan bir misal arz edeyim. Koca tarihe adalet timsali, adalet abidesi diye adını yazdıran Ömer, öyle kolay Ömer olmadı. Mescitte cemaate namaz kıldırmak üzereyken aldığı kılıç darbesiyle kan revan yerde yatan Ömer, Ebu Lülü namında biri tarafından şehit edilecekti değil mi? Hemen onu hançerleyeni apar topar yakalayacaklar, zindana atacaklar, sorgulayacak, sonra cezası infaz edilecek. Belki birkaç gün zindanda kalması gerekecek. Hazreti Ömer şehit olmadan önce kan revan yanındakilere dönecek bir talimat verecek.
o beni hançerleyen Ebu Lülü mahkemesi sonlanıncaya kadar zindanda bir şeyler yiyecek içecek ya, onun yiyeceği içeceği şeyleri benim bana ait olan haramdan kullanın. Devlet malından ona yedirmeyin, içirmeyin. Çünkü bu onunla benim aramda şahsi bir meseledir. Bunun devleti, beytül mali, devlet kasasını ilgilendiren bir tarafı yok diyecek. Kendini şehit eden, kendini hançerleyen katilin cezaevindeki masraflarının benim tarafımdan görülmesini istiyorum diyen Ömer'in kamuya ait, devlete ait olan o üzerinde milyonlarca insanın hakkı bulunan Beytülmal'e bakışıyla bugün elindeki imkanlarını, nüfuzunu, makamını çevresine, etrafına peşkeş çekmek için kullananları Allah rızası için mukayese edin diye bunu arz ederek bugünün dersine başlayalım istedim. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den yavaş yavaş Medine-i Münevvere'ye dönmek üzeredir. Ama dönüş yolunda Efendimizin yaptıklarından bir tanesi daha var. Nedir o? Hayber'de ikame eden Yahudilerden efendim Üyey İbni Ahtab adındaki kabile reisinin kızı Safiye validemizle bir evlilik gerçekleştirecek değil mi Efendimiz? Allah Resulü'nün mübarek eşlerinden yani annelerimizden bir tanesi de Safiye validemiz, babası Yahudilerin kabile reisi. Efendimiz Safiye annemizle nikahını kıyar, Medine-i Münevvere'ye gelirler. En nihayetinde Yahudi bir ailenin kızıdır Safiye. Allah Resulü Aleyhisselam'ın diğer eşleri Safiye validemizi kabulde biraz sıkıntı yaşarlar. Nihayetinde Allah Resulü'nün hanımları insandır, kadındır. Fıtratları gereği birbirlerini kıskanıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam paylaşılacak bir koca mı? Dolayısıyla Safiye annemize karşı Efendimizin diğer eşleri aralarında sanki ittifak etmişler, Safiye annemize karşı bir mesafe koymuşlar. Bir defasında Safiye annemize aynen şöyle diyeceklerdi: seni gidi Yahudi kızı. Safiye annemize bu söz çok dokunacak, Efendimiz Aleyhisselam'a gelecek. Ya Resulallah, eşlerin benim için böyle böyle söylüyorlar, çok dokunuyor bana, ben ne ettim onlara ya? Efendimiz Aleyhisselam dikkat buyurun, aynı zamanda bir koca eşleri arasında bir geçimsizlik olduğunda olaya nasıl müdahale eden bir koca örneğini konuşuyoruz şimdi. Efendimiz Aleyhisselam Safiye annemizi teselli eder, ona der ki sana bir daha Yahudi kızı dediklerinde hani senin aslın Yahudi olduğu için ama sana bunu acı çektirmek için söylüyorlar. Sana bir daha böyle derlerse sen onlara dön de ki evet benim atam Musa Aleyhisselam'dır, amcam Harun Aleyhisselam'dır, kocam Muhammed Mustafa'dır. Bu sözler üzerine söylenecek söz var mı? Siz bana Yahudi kızı diyorsunuz ya, ha bu Yahudiliğin peygamberlerinden Musa atam, Harun amcam, Muhammed Aleyhisselam'ın eşiyim ben ya. Kimi ne söylüyorsunuz? Efendimiz Safiye'ye bunu söylerken diğer eşlerini aldı karşısına, dedi onlara ki siz Safiye'ye ne söylediniz? Dikkat buyurun kullanılan cümleye. Hakaret etmediler, sövmediler, sövdürmediler. Sadece Yahudi kızı dediler. Hakikat mı? Safiye annemiz Yahudi kızı. Efendimiz dedi ki eşlerine, bu söylediğiniz sözler var ya, bu sözü denize atsanız vallahi deniz temizlemez bunu. Hanımlarını da bu şekilde terbiye eden Allah Resulü Aleyhisselam, hanımlarla söylediği bu söz üzerinden bize de bir mesaj verse gerek değil mi? Ne demişlerdi? Yahudi kızı. Peki bu sözü denizler temizlemez derse peygamber, bugün bizim birbirimize söylediklerimizi, öyle değil mi?
az böyle biri nasırına bastığı zaman, az böyle hoşlanmadığın bir durumda hanıma, çoluğa, çocuğa, eşe, dosta açıyoruz ağzımızı, yumuyoruz gözümüzü tabiri caizse. Neler söylüyoruz, neler değil mi? Peki bizi bu söylediklerimizi hangi deryalar, hangi denizler temizleyecek? Bu bir. İki, insanın kalitesi nerede belli olur bilir misiniz? Kaliteli adam nasıl anlaşılır? Nasırına bastığınızda, öfkelendiğinde, sinirlilik anında, kavga anında, zor şartlarda kişiliğini, kimliğini ortaya koyan insanın kalitesi orada anlaşılır. Efendimiz bunun için buyuruyorlar ki, hani sizin bildiğiniz münafığın alameti üçtür hadisi var ya, bunun bir versiyonunda Efendimiz münafığın alameti dörttür diyecek, dört. O dördüncüyü de, üçünü biliyorsunuz zaten. Efendimiz buyuracaklar ki, اِذَا خَاسَمَ فَجَرَى. Kavga ettiğinde, birisiyle arasında bir münazara olduğunda, söver sayar tabiri caizse, o geçmişin kitaplarını açar, sen şöyle ben böyle diye diline hakim olamaz, bu da münafıklık alametidir der. Dolayısıyla Safiye annemiz üzerinden de bu mesajı aldıktan sonra konuya devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den Medine'ye dönüş yolunda Habeşistan'a hicret etmiş sahabe, Habeşistan'dan da Medine'ye dönüş yolundalar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolu ile Habeşistan'dan dönenlerin yolu daha Medine'ye varmadan çatışır. Efendimiz Aleyhisselam Habeşistan'dan gelen o muhacirleri görünce, hele önlerinde biri var ki Cafer bin Ebi Talib, Ali'nin abisi, Efendimiz'in amca oğlu, Allah Resulü mübarek kollarını açar, Cafer'e öyle hasretle, muhabbetle sarılır, kucaklar ki, sonra da buyurur ki, acaba hangisine sevinsem, Hayber'in fethine mi, yoksa Cafer'in gelişine mi? Cafer bu sözü duyunca ne yaptı dersiniz? Allah Resulü onun için diyor ki, Hayber'de bir fetih kazanılmış, yani o beni ne kadar sevindirdi, Cafer'i görmek o kadar mutlu etti beni, hangisine sevineyim şaşırdım. Cafer diyor, Efendimizin bu sözünden sonra çocuklar gibi başladı oynamaya, zıplamaya, raks etmeye. Siz olsanız oynamaz mıydınız? Allah Resulü seni görecek, hasretle kucaklayacak ve seni gördüğüme memnun oldum. Yani o kadar sevindim ki Hayber'in fethini bile unutturdu seni görmek bana diyecek. Cafer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün o sözü karşısında adeta çocuklar gibiydi. Beraber Medine'ye gelirler. Allah Resulü aleyhisselamın adetidir. Bir seferden Medine'ye döndüklerinde hane-i saadetine uğramadan önce mescide gider, iki rekat namaz kılar, namazdan sonra evine gitmeden önce Fatıma'sına uğrar, ondan sonra hane-i saadetine girerdi. Allah Resulü yine adeti üzere mescitte namaz kıldı. Fatma'ya radıyallahu anh'a yöneldi. Fatıma da babasının adetini biliyor. Eve kadar zahmet etmesin, ben de babamın ayağına gideyim diye evden çıkıyor. Yolda karşılaşıyorlar. Muhabbetle Allah Resulü kucağına alacak, Fatıma'sına sarılacak. Efendimizin üzerindeki o tozu, toprağı silerken Fatıma gözyaşlarıyla diyecek ki, babam diyecek, babam bu dünyada hiç mi rahatlık yok sana? Hiç mi rahat etmeyeceksin? Mekke'de 13 sene yaşanılanlar Medine'ye hicret ettiler. İşte anlattık burada, Bedir'dir, Uhud'dur, Hendek'tir, Beni Mustalik'tir, şudur budur, şimdi de Hayber dönüşü. Hiç mi rahatlık yok sana ya baba diyecek. Efendimiz tebessümle kızına diyecek ki, kızım sabret, yakında Allah babanın ismini dünyanın dört bir tarafındaki bütün evlerin içine, bütün çadırların içine Allah babanın ismini duyuracaktır. Efendimiz Aleyhisselam o gün Fatıma'nın üzerinden sahabeye ve sahabeden sonra gelecek ümmetine de aynı zamanda bir hedef gösteriyor.
benim ismim dünyadaki bütün evlere girmesi gerektiği mesajını veriyordu. Elhamdülillah bugün dünyanın her tarafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini ama inanarak ama inkar ederek duymayan, bilmeyen, evin içine Efendimizin isminin girmediği dünyada bir yer var mı? Elhamdülillah. Allah Resulünün ismini bütün dünyaya, bugün dünyanın her tarafında Eşhedü enne Muhammeden Resulullah minarelerden okunuyor mu? O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına belki bugünlerin muştusunu veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Medine'dedir. Medine'de yapılan işlerden bir tanesi de hicretin 7. yılını konuşuyoruz. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde ilk yaptıklarından biri neydi? Nüfus sayımı yapmış idi. O gün Medine'de Müslümanların mevcudu ne kadardı? 1500 kişiydi. Muhacir ve Ensar toplamı. Hicretin 7. yılında Efendimiz yine bir nüfus sayımı yapar. Müslümanların nüfusu ne kadardır? 10 katı artmıştır. 15 bin civarında bir sayıya ulaşmışlar. Bu ne demek? Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde inşa edilen Mescid-i Nebevi artık sahabeyi almıyor. Mescid küçük geliyor. Efendimiz Aleyhisselam ihtiyaca binaen Mescid-i Nebevi genişletiyor. Ne kadar? Yaklaşık 2400 metre karelik bir alana. Yani daha öncesinin iş katı büyüklüğünde bir mescid inşa ediyor. Efendimiz mescid inşa ediyor ama mescid inşa ettikten sonra iki tane önemli hadise oluyor. Biri, sahabeden bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselam evvelce bir hurma kütüğünün üzerine çıkar, sahabeye oradan hutbe irad ederdi. Ama mescid genişleyince, mescidin her tarafına peygamberin sesinin ulaşması adına Efendimizin yüksek bir yere çıkması, minber diyoruz ya, Efendimiz'e sahabeden biri, üç basamaklı bir minber yapar. Allah Resulü Aleyhisselam artık Cuma'da o minber üzerine çıkarak hutbe okuyacak. Efendimizin ilk Cuma hutbesidir. Minbere çıkar. Belki yarıya kadar hutbeyi irad etmiş idi ki sahabe anlatıyor bu söylediğimi. Diyorlar ki mescidin içerisinde bir inilti, bir uğultu sesi ki bazılarımız deve böğürmesine benzetti. Bazıları da çocuk ağlamasına benzetti. Anlam veremiyoruz. Koca mescidin içinde bir inleme ama bu ses nereden geliyor? Baktık gidiyor Efendimiz Aleyhisselam. Minberden iniyor. Daha evvelce hutbe okuduğu hurma kütüğüne gidiyor. Onu şöyle kucaklıyor. Onunla aralarında konuşuyor. Sonra tekrar dönüyor minbere çıkınca uğultu kesiyor. Bu benim anlattığımı belki birileri hoca hikaye anlatıyor diyebilirler. Hoca masal anlatıyor diyebilirler. Ya hiç kütükten de inilti sesi çıkar mı? Hiç koca peygamber kütükle konuşur mu? Diye düşünen olabilir. Normaldir. Çünkü bize okullarda varlıkları ikiye ayırarak öğrettiler. Canlı varlıklar, cansız varlıklar. Oysa bizim kitaba göre varlıklar iki kısımdır. Akıllı olanlar, şuurlu olanlar, akılsız olanlar, şuursuz olanlar. Yani akılsız olmak başka bir şey, cansız olmak başka bir, cansız bir varlık yok. Bugün bilim en küçük parça atomdur der, atom da canlı bir varlıktır. Dolayısıyla bugün bu rahle de canlıdır, duvar da canlıdır. Halı da canlıdır ama akılsız ve şuursuz. Bu başka bir şey. Canlı olmak başka bir şey. Nitekim hani bu söylediklerim kesmezse şayet birilerini Kur'an'dan ayet delilimiz var. Ne diyor Mevla? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi ve lakin la tefkahuna tesbihan. Allah diyor bak Celle Celaluhu ve in min şeyin siz şey ne diyorsunuz? Hiçbir şey yok ki diyor Allah yusebbihu bihamd Allah'ı tesbih etmesin.
Allah söylüyor bak, hiçbir şey yok ki. Yani halıda, kağıtta, kamerada Allah'ı tesbih eden, lakin la tefkahune tesbihahu. Siz onların tesbihini anlamazsınız Allah diyor. O zaman hurma kütüğü konuşur mu? Allah Resulü kütükle ne konuşur? Uhud dağı ile Efendimiz konuştu mu? Ey Uhud, biz seni severiz. Rahat dur. Zelzele olarak sallandığında Efendimiz yanında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, ne dedi? Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var. Ey Uhud! Dağla konuşan peygamberden bahsediyoruz. Sahabeden biri geldi bir gün, dedi ya Resulallah, benim devem var dedi, iki tane ah buyurun. Ahırda çok huysuzluk yapıyor. Ahıra giremiyor. Ne önlerine yemek koyduruyorlar, ne sağlıyorlar, ne sırtlarına yük bindiriyorlar. Hani böyle bir şey yapsanız etseniz ya Resulallah, Efendimiz Aleyhisselam tamam buyuracaklar. Sahabeyle beraber ahıra gidecekler. Efendimiz kapıyı açtığında develer Efendimiz'i görünce başlarını eğecek, adeta secdeye kapanırcasına ya Resulallah niye zahmet buyurdun, bir selamın yeterdi diyecekler ve bir daha asla huysuzluk yapmayacaklar. Kitapların anlattıkları, sahabenin görüp yaşadıklarını konuşuyorum. O gün peygamberin bir nazarı huysuz develere huysuzluğunu vazgeçirdi, terk ettirdi. Ama bugün peygamberin bu kadar sözü, bu kadar hadisi hala bize çok şeyleri terk ettiremedi. O da ayrı bir mesele. Efendimiz o gün hurma kütüğüne sarıldı. Sonra sahabeye dedi ki, kütük dedi ki ya Resulallah, düne kadar benim üzerinden hutbe okuyordun. Şimdi minber yaptılar sana, beni terk ettin. Ben senin hasretine, ayrılığına, firakına nasıl dayanırım? Peygamberin hasretine, ayrılığına dayanamayarak özleminden, hasretinden, peygamber aşkına ağlayan hurma kütüğü. Hala Efendimizin bugün orada Mescid-i Saadet'inde, Ravza-i Mutahara'da, minberin yanında toprağa gömülü vaziyettedir Efendimiz için ağlayan hurma kütüğü. Bir kütük peygamber aşkına dile gelecek, ağlayacak. Bir küçük kadar peygambere sevgisi muhabbeti olmayan gönüllere ne diyelim? Allah peygamber aşkı sevgisi ilka eylesin diyelim. Efendimiz Aleyhisselam mescidi genişletti. Sahabe kadınları geldiler. Dediler ya Resulallah, bizim bir isteğimiz var. Ne istiyorsunuz? Evvelce zaten biz sahabe erkeklerin arkasında mescidin en sonunda namaz kılıyorduk. Şimdi mescit iki katı büyüdü. Yine en arkada biz namaz kılacağız. Dolayısıyla sen en önde sahabeye konuşurken biz belki duyamayacağız, kaçıracağız, anlamayacağız. Senden isteğimiz ya Resulallah, dikkat buyurun. Biz kadınlara da haftada şöyle bir iki özel sohbet yapsanız. Ne diyorlar kadın cemaat peygambere? Ya Resulallah, ya bu erkeklerle bizim aramızda niye onlar ön safta kılıyorlar, biz arkada kılıyoruz? Bizim onlardan ne eksiğimiz var? Biz onlarla eşit değil miyiz? Özgürlük, hürriyet, demokrasi yok mu ya Resulallah? Feminizm var, kadın hakları var. Niye bize ikinci sınıf muamele yapıyorsun? Niye erkekler önde kılıyorlar da biz arkada kılıyoruz? Demiyor sahabe kadın. Bugünün kadınları olsa belki bunu söyler. Ama vahyi kalbine indirmiş, sindirmiş olan, akıllarından önce vahye ve nakle iman eden sahabe kadınları, Allah Resulü Aleyhisselam ve dinin onlara verdiği hakkı da, yetkiyi de, yerini de, haddini de bilen sahabe kadınlarından bahsediyoruz. Bugünün kadınları zaman zaman görüyoruz değil mi? Efendim niye biz caminin en ücra köşesinde, efendim son cemaatlerinde, cenaze namazlarında niye arka safta, hatta bazen erkeklerin yanında namaz kılanlara da şahit oluyoruz değil mi? Ama sahabe kadınları peygamberin onlara takdir ettiği sizin yeriniz burasıdır. Eğer peygamber bize burayı yerimiz diye takdir ettiyse peygambere itiraz edilmez. Sahabe kadınları bunun şuurunda, bilincindeydiler. Efendimiz sahabe kadınlara
ala rivayet haftada çarşamba günleri, bir rivayette de perşembe günü olduğu söylenir. İkindi namazı sonrası veya öğle ikindi arası kadınlara özel Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Saadet'te ders verir, sohbet yaparlardı. Bu da ayrı bir bilgi olarak efendim kulaklarımızda olsun diyelim. Efendimiz Aleyhisselam Medine günlerini, hicretin 7. yılını konuşuyoruz ya, 6. yılda yaşanan bir vaka vardı. Neydi? Hudeybiye'de Mekke müşrikleriyle bir anlaşma yapılmış. O sene umreye izin verilmemiş, bir sene sonraya umreye müsaade edilmişti ya, işte o müsaade edilen vaktinde yaptırmadıkları umrenin kazası, kaza umresi denilecek olan, Efendimiz Aleyhisselam sahabeye talimat veriyor. Kaza umresi için hazırlıklara başlayın. Allah Resulü Aleyhisselam hayatında kaç hac ve kaç umre yapmıştır diye soran olursa bilginiz olsun. Efendimiz Aleyhisselam hayatında bir tane hac yapmıştır. Ona da veda haccı diyoruz zaten. Efendimizin 4 tane de umre yaptığı, bunu 3 olarak zikreden, kabul eden ulema da var. 4 tane umreyi şöyle sayar ulema. Efendimiz yaptığı hac kıran haccıdır. Umre ile haccı birleştirmiştir. O haçta yaptığı umreye bir umre ulema derler. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'nin fetih günü, Mekke fethedildikten sonra Cirane'den niyet ederek yaptığı bir umreden bahseder. Bir de bu söyleyeceğimiz, anlatacağımız kaza umresinden bahseder. Bir 4. olarak da Hudeybiye günü umre niyetiyle yola çıkmışlar ama umre yapmadan geriye dönmüşler. Bunu da umre olarak kabul eden ulema var. Dolayısıyla Efendimiz 4 tane umre, 1 tane hac yapmıştır, bilgilerinize. Efendimiz bu umrelerin 3'ünü Medine-i Münevvere'den Zülhuleyfe denen yerden ihrama girerek niyetle Mekke üzerine yola çıkmış. Mekke fethi günü Efendimiz Cirane denilen yerde niyet ederek umre yapmıştır. Bunu da artı bir bilgi olarak bilgilerinize arz ediyorum. Efendimiz yaklaşık 2000 tane sahabe ile beraber Mekke yolunda umre efendim niyetiyle Mekke'yi mükerremeye gelirler. Kendilerine 3 gün müsaade edilmiş. 3 gün Kabe size tahsis edilecek. Sizden başka kimse Kabe'ye girmeyecek. Hatta Mekkelilerin bir kısmı kinlerinden, düşmanlıklarından 3 gün boyunca peygamber ve sahabeyi görmemek adına Mekke'yi terk edecekler. Ama bazı meraklı gözler var o gün. Efendimiz ve sahabe Kabe-i Muazzama'dayken uzaktan onları seyreden müşrikler de var. Efendimiz yılların hasreti sahabeyle beraber Kabe-i Muazzama'dalar. Manzaraya dikkat edin. Allah Resulü sahabeye talimat veriyor. Kabe'ye girecekler, tavaf yapacak. Hepsi ihramlı. Efendimiz buyuruyor ki erkekler İhramınızın sağ omuzunuzu açın diyecek. Buna biz ızdıba diyoruz değil mi? Sağ omuzun tavafta ihramlı iken açılması. Efendimiz niye böyle yapıyor? Ve bir şey daha ilave ediyor. Tavafta sahabe erkeklerine diyor ki adımlarınızı biraz süratli atın. Öyle yavaş, gevşek değil, seri bir vaziyette. Efendim koşmayın. Ama yavaş da değil, biraz hareketli. Buna da remel diyor kitaplar. Efendimiz tavafta sahabeye 2 şey öğretiyor o gün. Pazularınızı, omuzlarınızı açın. Biraz da heybetli, böyle karşıda düşman size bakıyor. Onlara adeta boy gösterircesine Kabe'yi tavaf edin talimatı veriyor. Çünkü Mekke'nin Darun Nedve'de toplanan müşrikler dağlarda, tepelerde Kabe'de tavaf eden peygamber ve sahabeye bakıyor. Bazıları kendi aralarında şöyle fiskos ediyorlar. Bunlar zaten içimizin hastalıklı olanları. Bunlar gittiler orada hastalık da gördüler zaten. Bunlar zayıf, cılız, güçsüz. Efendimiz düşmana karşı Müslümanın vakarlı, izzetli, onurlu duruş sergilemesi gerektiğini,
kafirin karşısında mümkün mertebe, hani el kibru alel mütekebbir sadaka diyor ya Efendimiz, karşınızda size karşı kibirli duran biri varsa o kibirliye karşı sizin de kibirli olmanız sadakadır diyor Efendimiz. Karşınızda eğer bir düşman varsa o düşman karşısında pısırık, sünepe durmayın, onun karşısında o ayak ayak üstüne mi attı? Sen de ayağın, normalde Müslüman ayak ayak üstüne atar mı bir toplumda? Ama karşındaki gavur seni ezmek için ayak ayak üstüne atıyorsa senin ayağın ondan daha fazla uzanacak. Gavurun karşısında sünepe vaziyette el pençe durmayacaksın. Gavurun karşısındaki duruşunda bile bir asalet, bir izzet, bir vakar olacak. Efendimiz o gün Kabe'yi tavaf eden sahabeye bunu öğretiyor, onların üzerinden bize öğretiyor. Üç gün boyunca Allah Resulü ve sahabe telbiye sesleriyle, tekbirle, tehlille Kabe'yi adeta inletiyorlar. Kabe, Kabe olduğu günden beri Allah-u Alem öyle gün yaşamamıştı. Nice dışarıdan bakanlar gördükleri manzara karşısında hayretlerini gizleyemeyeceklerdi. Efendimiz Aleyhisselam 3 gün boyunca Kabe'de dolu dolu ibadet yaptıktan sonra artık ayrılık vakti geldi. Ama Efendimiz Aleyhisselam bir şey daha yapıyordu Mekke-i Mükerreme'de. Ne yapıyor? Hanımlarından Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha validemiz vefat etmişti. Mekke'nin en asil, en soylu bir kabilesinin kızıydı Zeynep annemiz radıyallahu anha. Vefat ettikten sonra Efendimiz o kabileyle bağının kesilmesini istemiyor. O kabilede yine bir evlilik yapmak derdinde. Maksadı, Efendimiz niye evlilik yapıyor? O kabileyle peygamber olarak bağını devam ettirip o kabilenin yarın ileride İslam'a girmeleri, Müslüman olmaları kolaylaşsın derdinde peygamber. Ve Zeynep annemizin anne bir baba ayrı olan kız kardeşi Meymune radıyallahu anha validemizle Efendimiz o günlerde bir evlilik gerçekleştirecek. Müşriklerden bir dördüncü gün müsaade edin, burada bir düğün yapalım, bu düğüne siz de buyurun gelin, ondan sonra gidelim teklifini yapacağım. Ama biz üç gün anlaşmıştık, dolayısıyla size dördüncü gün müsaade yok diye Efendimiz'e müsaade etmeyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam da Mekke'nin dışında bir yerde Meymune annemizle nikahını kıyacak, efendim izdivaç gerçekleşecek. Meymune annemiz yıllar sonra İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya şöyle bir vasiyette bulunacak. Diyecek ki, öldüğümde şu kıyafetim diyecek, bunu bana kefen yapın, vasiyetim olsun ve peygamberle nikahımın kıyıldığı yer, beni defnedeceğiniz yer olsun, vasiyetim olsun. O bana kefen olsun dedi, Efendimizle evlendiği gün üzerindeki kıyafeti, tabiri caizse gelinliği. Peygamberle evlendiğim günkü gelinliğim bana kefen olsun, peygamberle evlendiğim yer mezarım olsun diyecek. Umre'ye ve hacca gidenler ziyaret etmişlerdi. Mekke'ye girmeden Efendimizin bütün eşlerinin kabirleri Medine Cennetül Bakî kabristanlığındadır. Hatice annemiz Mekke'de Cennetül Muallâ'dadır. Meymune annemizin kabri şerifi Mekke-i Mükerreme'ye girerken vasiyeti üzeredir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de hicretin 7. yılında yaşanan hadiseleri konuşmaya devam ediyoruz. Biri geliyor Müslüman olmak niyetiyle. Kimdir gelen? Halid bin Velid radıyallahu anh. Efendimiz o kaza umresini yaparken Halid'i soracak, nerede göremiyorum. Diyecekler ki, o sizi görmemek için buradan gitti. Efendimiz ona haber yollayacaktı. Yani ne zamana kadar inadında devam edecek? Ben onu akıllı biri bilirim. Ne zaman iman edecek? Ne zaman vazgeçecek? Ne zaman hakikati görecek diye. Halid Efendimizin kendi için bu söylediklerini duyunca, Muhammed benim için bunları mı söyledi? Düşünecek, sonra Müslüman olmaya karar verecek, Efendimizin huzuruna gelecek. Eli Efendimizin elinde, iman ediyor, biat ediyor. Efendimiz'e diyecek,
Ya Resulallah, sizden bir isteğim var. Buyur. Benim geçmişim var. Çok canlar almışım. Çok canlar yapmışım. Çoklarını öldürmüşüm. Uhud'u hatırlayın. Kazanılan bir zaferi 70 tane şehit verdik. Sebebi kim? Halid bin Velid. Hayatında girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen bir komutandan bahsediyoruz. Bedir'e katılmamış ha. Bedir'e katılmadığı içindir ki Allah-u Alem sebepler arasında zikredilir. Bedir Müslümanların zaferine neticelenmiştir. Yani hanesinde hiç mağlubiyet tatmayan bir Halid'den bahsediyoruz. Çoklarının canını yapmış, çok insanları öldürmüş. Ya Resulallah, dua buyursanız da Allah benim geçmişimi affetse, Efendimizin cevabı, Halid diyecek, el İslam yecib bu makamda. İslam'dan öncesini Allah sildi, Halid rahat ol. Senin bundan önceki yaptıkların, onlar geçmişte kaldı. Allah onların hepsini sildi. Sana yeni bir sayfa, yeni bir hayat Allah bahşetti. Halid kılıcını çıkarttı, Efendimizin yanında bıraktı. Bundan sonra bu kılıçla geçmişte çok canlar yaptım. Artık bundan sonra kılıcı elime almayacağım. Efendimiz kılıcı alacak, Halid'e uzatacak. Halid diyecek, bu kılıç düne kadar şeytanın emrinde batıla hizmet ediyordu. Şimdi diyecek, bu kılıcınla Hakk'a, Allah'ın rızasına, İslam'a, şeriata hizmet edeceksin inşallah. Ve o gün Allah Resulü Aleyhisselam Halid'e Seyfullah ismini koyacaktı, değil mi? Allah'ın kılından çıkartılmış kılıcı diyecekti. Halid, Efendimizin söylediği gibi Allah'ın kılıcı olarak 35 tane savaşa katılmış, 35'inde de muzaffer olmuş. En son can verirken, ölüm döşeğinde, evinde yatarken sahabe ziyaretine geliyorlar Halid'in. Dikkat buyurun. Hayatı at üstünde, Allah yolunda, cihattan cihada, kılıç darbeleriyle geçen Halid, son nefesini yatağında vermek üzere. Ziyaretine gelen sahabeyle aralarında şöyle bir diyalog geçer. Halid gözyaşlarını tutamaz. Sahabe sorar, ölümden mi korkuyorsun? Senin gibi yiğit, öleceğine mi ağlıyorsun Halid dediler. Halid radıyallahu anh vücudunu açtı, sahabeye bakın dedi, bakın. Allah'a yemin ederim şu vücudumda tek bir kılıç, ok, mızrak, darbesi almayan bir yerim yok diyecek. Bütün vücudu harita gibi. Allah'tan isterdim ki diyecek. Allah yolunda cihad ederken bir kılıç darbesiyle şehit olarak huzuruna varsaydım. Şimdi böyle yatağımda ah buyurun kendi ifadesi develer gibi böğürerek can vermek istemiyorum ona ağlıyorum dedi. Şehit olamadığına, yatağında can verdiğine ağlayan Halid. Sahabe şöyle teselli edecekler. Diyecekler ki, sen Allah Resulü'nden duymadın mı? Men se'elallâhe şehadete bi sıdkı. Kim Allah'tan samimiyetle şehit olmayı isterse, dualarında ya Rabbi beni şehitlikle rızıklandır, bana şehitlik nasip et, bunu samimi gönülden kim isterse, وَلَمَّا تَعْلَى فِرَاشِهِ yatağında da ölse Allah ona şehit muamelesi yapar. Halid belki biraz rahatlayacaktı ama çocuklarına son bir vasiyetle gözlerini dünyaya yumacak. Çocuklarına diyecekti ki işte kılıcım, işte atım. Halife Ömer'e getirin, deyin ki bunlar babamızın bize geride bıraktıklarıdır. Onu da Beytül Mal'e hibe ediyor, Ömer onları Allah yolunda kullansın. Ömer'e Halid'in emanetleri ulaşınca Halid ellerini kaldırır ve der ki Ömer radıyallahu anh, ey Halid der arkasından, dünyanın görüp görebileceği en kahraman, en yiğit, anaların emsalini doğurmadığı baba yiğit delikanlılardan, ey Halid diyecek, ne mutlu sana. Sen ki 35 tane cihada katılmış, her birinden zafer yani ganimet elde etmiş, zengindir sahibi olman gerekirken arkada bıraktığın bir at bir de kılıç. Dikkate şayan değil mi Müslümanlar? 35 tane savaştan ganimet elde etmiş bir sahabe öldüğünde arkasında servet bırakması gerekirken geride bir at bir kılıç bırakan Halid'in ölümünde bile Müslümanlara verdiği ders var değil mi?
Onlar geride bırakacak bir servet biriktirmek için yaşamadılar. Onlar gittiklerinde karşılaşacakları, önden gönderecekleri bir servete sahip oldular. Onun için sahabe hayatına bakın, öldüğünde arkasında servet bırakan bir sahabe bulamazsınız. Ama o kadar zengin sahabe var, yaşarken servetlerini öldüklerinde gidip bulacakları ahiret sermayesine dönüştüren anlayışın, ahlakın insanıdır sahabe. Hani zenginin biri bir gün geldi bir hoca efendiye, hocam dedi, düşünüyorum da dedi, çok zengin bir adamım, öyle az boz değil ha, milyon doları olan adamlar var ya, milyon dolarları olan, bir düşün şimdi. Hocam düşünüyorum da dedi, ben bu kadar serveti, ağır yaşım geldi gidiyor dedi, gözlerimi bu dünyaya kapattığımda ben bu kadar serveti burada bırakıp ahirete gidemem dedi ya. Bu kadar servet geride bırakılır mı? E bunları ölüm var, kaçınılmaz. Ben ne yapayım, ne edeyim, düşündüm, taşındım. Ben bunları benden önce ahirete göndermenin, gittiğimde de ahirette bulmanın hesabını ancak ahiret, efendim, hani böyle kargoya veriyoruz da gönderiyoruz ya, ahiret kargosuyla ahirete bunları göndermekte çareyi buldum dedi. Malımı, mülkümü Allah yolunda infak ettim. Akıllardan bu işte bak. Akıllardan dünyada servet biriktirip de öldükten sonra arkasında bırakan adam bu ahmak adam. Özür diliyorum, yanlış anlamayın. Ben öldükten sonra arkada dünyayı bırakmak akıllıca bir iş midir? Bana faydası olmayacak. Akıllı adam yaşarken ahirete gönderip gittiği yerde ebedi bir hayatta orada servet sahibi olmak. Burada 50 sene, 60 sene bana zengin deseler ne olur? 60 senelik hayatın serveti benim olsa ne olur? Ahiret zengini olabiliyor musun? Bunun yolu da bu dünyada yaşarken sahip olduklarınızı Halid gibi biriktirmeyecek, çoluk çocuğa bırakmayacak, arkamdan yavrularım çok hayır yaparsınız ha? Ama beni unutmayın evladım. Bak bu kadar servet bırakıyorum size. Ya siz de herhalde benim için cami yapar, şunu yapar, bu çok daha beklersiniz. Sen baban için, anan, atan, geçmişin için ne yaptın ki evladın senin için bir şey yapsın bekliyorsun? Biriktirdiğin servetin hesabı kabinde sana sorulurken geride bıraktıkların çoluğun çocuğun arasında sen az aldın, ben çok aldım. Hem kavgaya sebep olacak, hem de onlar bıraktığın alt, efendim, altını vuracak, üstünden çıkacaklar. Halid'in üzerinden bu dersin bugünün Müslümanlarına ihtiyacı olduğunu, verilmesi gerektiğini düşündüğüm için acizane, belki haddi aştık, maksadı aştık ama anlayışınızı istirham ediyorum. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadıklarını konuşuyoruz. Yaşanılan hadiselerden bir tanesi Efendimizin hicretin 7. yılında canını yakacak Efendimiz aleyhisselamı üzecek bir vakıadır. O da nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kerimesi en büyük kızı Zeynep radıyallahu anha validemiz hicretin 7. yılında vefat edecek. Zeynep validemiz vefatına sebep olma noktasında denilir ki vaktiyle Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye yolculuk esnasında yaşadığı olay sebep olmuştur. Şöyle ki, Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde Zeynep validemizi Mekke'de bırakmış. Çünkü evliydi, kocası Ebul As iman etmemiş idi. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselam o gün Medine'ye hicret ederken Ebul As'ın nikahında olan kızı Zeynep Mekke-i Mükerreme'de kalmış. Dikkat buyurun, Bedir'de peygamber ve Mekkeliler savaşırken Mekkeliler arasında peygambere karşı savaşmak için gelenlerin bir tanesi peygamber damadı Ebul As, Zeynep validemizin kocası. Ve o gün Bedir'de esir alınanlar arasında olacak Ebul As. Manzaraya şöyle Allah için bir bakın. Peygamber Bedir'de damadı ile karşı karşıya. Bu nasıl bir damadır Allah aşkına?
damat ile kayınpederi karşı karşıya getiriyor. Baba Ebu Bekir ile oğul Abdurrahman'ı karşı karşıya getiriyor. Nitekim Kur'an bize diyecek ki لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولُ Allah'ın ahirete iman edenleri bulamazsınız Allah diyor. Nasıl bulamazsınız? وَلَمْ كَانَ آبَاءُهُمْ اَوْ آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِيرَتَهُمْ Ne acayip bir ayet ya. Allah Celle Celaluhu diyor ki dikkat buyurun. Allah'a ve ahirete iman eden bir Müslüman, şöyle koyun bir kenara, babası da olsa, evladı da olsa, kardeşi de olsa, soyu, sopu, ırkı, kendi milletinden de olsa, Allah ve Resulüne karşı düşman ise, ona karşı sevgi beslediğini göremezsiniz anlayın. İman ettiniz mi? Allah'a ve ahirete imanınız var mı? Allah ve Resul düşmanı baban da, evladın da, damadın da, kardeşin de olsa efendim Türkmüş, Kürtmüş, soyundan, sopundan benim peygamberimin, benim dinimin, benim şeriatımın, benim mukaddesatımın, benim Kabe'min düşmanı kusura bakma ona karşı bu kalpte sevgi, muhabbet olmaz diyor Allah Celle Celaluhu. İşte Bedir'de peygamber ve damadı karşı karşıya getiren davanın adı hak batıl mücadelesi. Bitiriyorum. Ebu'l-As o gün esirler arasında ya, Zeynep validemiz kocasının esirlikten kurtulması için Medine'ye gerdanlığını fidye olarak gönderecek. Efendimiz gerdanlığı görünce tanıyacak. Çünkü Hatice annemizin kızına evlenirken hediye ettiği gerdanlıktır. Gerdanlığı Zeynep'e gönderseniz, kocasını da esaretten bıraksanız diye sahabeye teklif edecek. Sen söylersin de canımız feda ya Resulallah, Ebu'l-As'ı Allah Resulü bir şartla bırakıyor. Mekke'ye gideceksin, sen müşriksin, kızım Müslümandır, evliliğiniz geçerli değildir, kızımı bana göndereceksin. O da sözünde durur, Zeynep validemizi gönderir, hamiledir. Devesi üzerinde giderken müşrikler deveyi korkuturlar. Zeynep validemiz düşer, çocuğunu düşürür. O aldığı yara neticesinde hicretin 7. yılında da şehit olacak, vefat edecektir. Selam olsun Zeynep'e. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz'e ve sahabeye layık ümmet olmayı, yollarından gitmeyi Allah hepimize nasip eylesin diyelim. Rızanillahi'l-Fatiha.